İrfan Bey hattımızda. İrfan Şimşek. Sayın Şimşek, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Süt Üreticileri Birliği Tarsus Şube Başkanı, teşekkürler. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bugün Tarsus'u konuştuk. Tarsus'tan güzel haberler aldık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Detaylarını yine sizinle de paylaşalım istiyoruz. Öncelikle projeyle başlayalım. Tarsus'ta kadın çiftçilerimize yönelik yapılan SODES kapsamındaki projeden bahsettik. Projeyi konuştuk. Anneyim, çiftçiyim, mutluyum, güvende hissediyorum, kazancımla şeklinde bir proje vardı Tarsus'ta. Siz öncelikle projeye ilişkin neler söylersiniz? Şimdi bildiğiniz gibi çiftçiyim, anneyim, kazancımla güvendeyim. Evet. Bir Mersin Valiliği'nin düzenlediği bir SODES projesi. Biz de bu projeye süt üretici, Tarsus Süt Üretici Birliği olarak o ortak projeye hareket ediyoruz. Projemizin amacı, bize düşen görevi de hayvancılığın, hayvan sağlığı, süt hijyeni, evet, ve yem ve mera bitkiler hakkında kadın çiftçilerimizin sosyal olarak eğitilmesi, onlara daha kemik olarak süt üretmesi ve hayvan sağlığında bir proje. Bu projede bayan çiftçilerimize sosyal yönlerinin geliştirilmesi, özgüvenlerinin artırılması, ailelerine karar aşamasında inisiyatif alabilmeleri, sosyal olarak kendilerini eşit hissetmeleri ve sosyalleşmeleri, bir araya gelip tanışıp daha bilgi akışını hızlandırmak amaçlı bir projemiz. Evet, projede özellikle detayda hem mesleki olarak sizleri de yakından ilgilendirdiği için hayvancılık kısmında süt hijyeninden bahsettiniz. Son derece önemli bir konu. Sağından toplamaya kadar hijyen hassas bir konu. Süt kalitesi açısından da, sağlıklı tüketim açısından da önemli. Bu konuda da bilgilendirmeler yapıldı dediniz. Eklemek istedikleriniz var mı? Şimdi bildiğiniz gibi süt çok protein ve besin değeri olarak çok yüksek bir süt. Ama en kısa zamanda çabuk bozulan bir ürün olduğu için biz bu kadın çiftçilerimizi bilgilendirerek bu soğuk zincire veya muhafazasında daha sanayicimize randımanlı bir ürün elde etmek için böyle bir bilgilendirme aşamasındayız. Evet, bu bilgilendirme önemli. Bir de Tarsus'ta süt kalitesini de konuşalım. Neler söylersiniz? Tarsus'ta yapılan besicilik sonucunda elde edilen sütün kalitesiyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi biz yaklaşık 2005 yılında kurulmuş Tarsus Süt Üretici Birliği. Evet. Belirli aşamalarda bu süt hijyeni, süt toplaması, muhafaza ve nakliyat hakkında Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğümüzle veya Mersin İl Tarım Müdürlüğümüzde belli bir bilgilendirme ve çiftçilerimize her zaman için yanında oluyoruz. Evet. Belirli bir yol kat ettik, soğuk zincirlerin belli bir noktaya getirdik, toplama merkezleri kuruluyor ve bunların da artarak devamını sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda üretim ne düzeyde? Teknik olarak, özellikle altyapı olarak toplama merkezi açısından neler söylersiniz? Bizim toplama merkezi önemli çünkü. Evet. Bizim Tarsus'umuzda yaklaşık günlük 60 ton süt üretiliyor. Bu sütün yaklaşık %40'ı soğuk zincirden soğutularak sanayicimize ulaştırılıyor. Evet. Süt kalitemiz de Türkiye ortalamalarının aşağı yukarı Türkiye ortalamalarında. Bu da gayet güzel. Evet. Bundan sonraki süreç içinde olumlu bir adım olarak görünüyor. Peki projeye geri döndüğümüzde kadın çiftçilerimiz bu projelerle özgüven kazanıyor dediniz. Aile içerisinde daha çok söz sahibi oluyor. Çünkü bütün üretim kadın çiftçilerimiz erkeğiyle beraber bu üretimi gerçekleştiriyor. Hatta hakkını teslim etmek gerekir. Kadınlarımız biraz daha fazla çalışıyor. Projeler sonucunda değişimle neler gözlemliyorsunuz? Şimdi kadınlarımız erkekleriyle beraber çalışıyor demek, bütün bu işleri kadınlarımız yapıyor. Evet. Biz kadınlarımızı eğitirsek, çocuklarını ve şeylerine daha iyi bilgi aktarabilirsek, biz bu süt hijyeni, hayvan bitkileri, yem bitkileri konusunda bir daha büyük başarılar elde edeceğimiz için bu projeye ortak olduk. Evet. Niyetinizde ortak oldunuz. Çünkü özellikle sizin alanınızda hayvancılıkla ilgili süt, hayvan bakımından sütün sağımına ve toplama merkezine gidinceye kadar olan süreçte hemen hemen neredeyse tamamında
kadınlarımız kadın rol üstleniyor, öyle değil mi? Kadınlarımızın eli değiyor, kadın eli değiyor. Kadın eli değiyor. Evet. Aslında kadın eli değen tüm işlerde de muhakkak ki bir güzellik vardır, bir verimlilik vardır, öyle değil mi? Evet. Bir nezaket vardır. Evet, bir nezaketi evet. vardır, güzelliği vardır şüphesiz. Evet. Peki, son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı? Ben önce Mersin Valisi Hasan Başçı Güzeloğlu'na, Tarsus İlçe Tarım Müdürü'nün Sayın Erdoğan'a ve personeline, teknik personel bu projeye ve bizimle beraber çalıştığı için ayrıca teşekkür evet. ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Böyle bir fırsatı verdiniz. İçinde size de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ekranımız her zaman açık. Tüm paylaşımlarınızı tarımın nabzından yapabilirsiniz. Biz de güzel projeler, güzel haberler bekliyoruz Tarsus'tan. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz.